Alpler beklesin. Selamünaleyküm yiğidim. Aleykümselam. Annem baban nerededir? Nenem vardır. Siz kimsiniz, ne istersiniz? Misafiriz aslanım. Nenene geldiğimizi söyleyesin. Nene. Ha oğlum. Üç adam geldi, misafiriz derler. Oğlum misafir bekletilmez, çağır hele. Ne
Selamünaleyküm ana. Aleykümselam oğul. Gel buyur. Sağ ol ana, alırım ben. Gözüm pek görmez. Kimsin? Kim neredensin? Nereden gelip nereye gidersin? Haydan gelir huya giderim ana. Garip bir misafirim. Oğul, misafirleri ağırlamak gerek. Hadi bir ayran getir bize. Nerede kaldı bu alıncak? Gelirler beyim. Bu da ne demek olur komutan? Han yasaları buyurur ki vazifesini yarım yapan adam ayağı kırılmış at gibidir. İkisi de işe yaramaz. Öldürülmeleri gerekir. Vazifesini yapamayanlar öldüler zaten. Sen de oradaydın. Keykavus da sandıkta kaçırıldı. Hiçbir şey yapamadın. En yakın adamımın kellesini kucağıma koydular. Bu rezaleti yaşatanlardan biri de sensin. Ben bana buyurduğun gibi refakat ettim. Elimden geleni de yaptım. Benim de en yakın adamımı öldürdüler. Bu vazife senin mesuliyetindeydi, komutan alınacak. Şimdi oturup ne yapacağımızı düşüneceğimiz yerde sen bana kılıç çekersin. Sandıkla Keykavus'u elinden kaçırdığını Hülagü Han öğrendiğinde ne yapacaksın? Onu düşünesin. Her taşın altından Berke Han'ın casusları çıkar. Nasıl fark edemediniz Beybolan? Nöker kılığında sızdılar içimize. Hem onlar bunca işi kendi başlarına başaramazlar. Bu topraklarda onlarla işbirliği yapan birileri var. Kim? Ertuğrul. Ertuğrul mu? Bu meseleyle ne alakası var? Biz Söğüt'ten ayrıldıktan sonra Ertuğrul Uçbeyliğini geri aldı. Uçbeyliğini geri mi aldı? Nasıl oldu bu? Karşı koymadılar mı? Yokluğumuzdan istifade edip Söğüt'ü basmış. Benim alplerimi derdest edip her tarafa kayı sancaklarını asmış. Ertuğrul Uçbeyliğini ilan etti komutan. Hatun kimdir ana, kızın mıdır? Yok oğul. Kızım değildir ama kızımdan ayrı komam. Kocasını kefereler öldürmüştür. Gebedir, biçaredir, kimsesizdir. Aldım oraya, bakıyorum işte. Kimin kimsen yok mu ana? Bu halinle bir de bu hatunu analık mı edersin? Bir oğlumla gelinim vardı. Ecel abardı, toprak sırada oğul. Hatuna gelince bu cihanda herkes vicdanı kadar vardır oğlum. Kimsesizin halinden en iyi kimsesiz kalanlar anlar. Eyvallah ana. Eyvallah. Gelir geçerdim buradan. Senin torun gözüme ilişti.
Bir bakayım dedim. Bir ihtiyacın var mıdır ana? İnsanın en büyük eksiği şükür ve kanaattır oğul. Koca bir ömür geçirdik. Ne doyan bir zengin gördüm, ne de açım diyen bir fukara. 3-5 hayvanımız, bir karış bostanımız var. Eker biçer yeriz oğul. Dünya malında da hiç gözümüz yok. Benim seccademe sinen tek dua Ertuğrul Bey'indir oğlum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. O bey postunda oturup töremize sahip çıksın kafi. Tanır mısın Ertuğrul Bey ana? Görmemişim hiç. Görsem de bu gözlerle tanıyamam zaten. Neden gidip Ertuğrul Bey'den yardım istemedin? Benim halim budur. Bir torunum vardır. Çadırda bir de misafirim vardır. Gebedir, hastadır. Niye demedin? Yüce Dağ'ın kutlu tepesince dumanı olur oğul. Bizden kötü halde olan nice biçareler, fukaralar var. Biz çok şükür aşımızı pişirip yeriz. Yeter ki Ertuğrul Bey'imiz sağ olsun. Senin gibi yüzü nurlu, ağzı dualı yiğit analar oldukça Ertuğrul Bey'in sırtı yere gelmez ana. Gül cemalinizi gördük. Ayranınızı içtik. Gayrı bana müsaade. Tez kalkarsın oğul. Sen tanır mısın Ertuğrul Bey'i? Görmüşlüğüm vardır ana. Yolun bahtın açık olsun oğul. Eğer bir vakit daha denk gelirsen de ona. Karacavuz yaylasının dibinde tek direkli. Eski bir çadırda bir Türk anası gördüydüm dersin. Allah benim ömrümden alsın, onun ömrünü eklesin diyor de. Baş üstüne, derim ana. Allah'a emanet olasın sana. Güle güle oğul, güle güle. Al hele bunları, iyi dur. Bunu alamam. Hak etmedim ki ben bunu. Bunu vermek bizim boynumuzun borcu, sizin de hakkınızdır. Gönül rahatlığıyla alasın hele yiğidim. Allah razı olsun. Allah beni sevindirdiğinin bin misli evlatlarını sevindirsin. Amin evlat. Amin. Böyle gözü gönlü tok yiğitlerle, fedakar analarla yoğrulan yurdun toprağını zalimler çiğneyemez evelallah. Evelallah beyim. Evelallah. Yanımızda getirdiklerimizi dağıtsın harpler. Buyur Hüseyin Nur beyim. Pusat belki paslanır. At belki devrilir Abdurrahman. Lakin bu mazlumların duaları o kadar makbuldür ki bizi de, neslimizi de ayakta tutacaktır inşallah. Amin beyim. Amin. Arkamızdan oyun kurdu Ertuğrul. Berke Han'ın adamlarıyla ittifak kurup sen gittikten sonra da harekete geçti. Keykavus'u bıraktığı yere Berke Han'ın adamlarıyla pusu attı. Sence bütün bunlar tesadüf olabilir mi komutan? Akrebin karşısına çıkarak zehirli iğneleriyle baş edemezsin. Lakin onu tuzağa çekip ateş çemberine düşürürsen
akrep kendi kendini öldürür. Ertuğrul bizi ateş çemberine düşürdü. Ben de Ertuğrul'a ateş düşürdüm. Merak etmeyesin. Süleyman'ı yakaladım. İndi elimdedir. Lakin Gündoğdu'ya götüreceği af buyruğu yanında yok. O vakit öttürene kadar bir şey yapma. Gündoğdu'nun nerede olduğunu öğren. Sonra ne yapacağını bilirsin. Peki Ertuğrul ne olacak? Kılıç hakkımı benden kimse alamaz dedi. Bu beni değil, seni çiğnemektir komutan. Akrep ateş çemberine düştü. Lakin daha zehri tükenmedi. Ben o ateşten nasıl çıkacağımı bilirim. Hoş gelmişsin beyim. Eyvallah. Hoş gelmişsin beyim. Hoş gördük Bamsı. Zangoç yok mu? Ha. Yoktur beyim. Yine yok olmuştur. Kaleye gitmiştir. Sandığı aldılar. Haber gönderdim. Geldiğinde benim yanıma yollayın. Eyvallah, eyvallah beyim. Lakin merak ederim. O gizli sandığın içindeki malumatlar bizim için mühim değildir. Sen şimdi neden geri istersin? Sandık onlar için ihanet imtihanıdır Bamsı. Onların içini kemirmektedir şimdi. Bakalım sandık mı onları yiyip bitirecek? Yoksa onlar mı sandığı kemirecek? Eyvallah beyim, eyvallah. Alpleri tertip edesin Bamsı. Alınacak söğütü geri aldığımızı öğrenince ne edeceği belli olmaz. Her tarafta tedbirinizi alasınız. Söğütü pusatımızın gücüyle aldık. İcap ederse de pusatımızın gücüyle muhafaza edeceğiz. Eyvallah beyim, buyruk senindir. Şimdi ne yapacağız efendim? Ertuğrul beni hana çağırıyor. Sandığı bu halde ona nasıl götüreceğim? Bakıyorum Ertuğrul'dan çekinir oldun Oranos. Ona karşı koyması gereken bir Bizans komutanı gibi değil, adeta ona itaat etmiş bir Türk bey gibisin. Biz onun yardımıyla Moğollardan korunduk. Ertuğrul her ne kadar bizim düşmanımız olsa da şu anda bize onun dostluğu lazım. Ve bu sandığın kırılması bu dostluğa zarar verebilir efendim. Senin görevin bana akıl vermek değil, emirlerimi yerine getirmek. Beni yanlış anladınız efendim. Amacım size akıl vermek değil. Yeter! Bizim ona yaptıklarımızın yanında onunki hiçbir şey. Bizden asker istedi, ona verdik. Keykavus'u bizim sayemizde kurtardı. Ama bize haber vermeden geri verdi. Bizi kullanarak alıncağın dostluğunu kazanmaya çalıştı. Madem bu dostluk bir çıkar üzerine, biz de çıkarlarımızı korumalıyız. Ertuğrul'a ne diyeceğimi bilmiyorum. Nasıl ikna olacak? Bunu da ben mi düşüneyim Uranos? Ne yap yap, bu işi hallet. Thank you.
Allah. Bir hal Pars gibi olmalı. Yok mudur da atılacak olan? Sen öyle diyorsun da Pars'ın atıldığı yerde kaya gibimdir maşallah. Ne diş geçer ne pençe. Siz gördüğünüz için kaybettiniz. Bense görmediğim için kazandım. O nasıl olur beyim? Siz sadece gözlerinizle hareket ettiniz. Aklınızı ve hislerinizi perdelediniz. Bense bütün hislerimle hareket ettim. Mühim olan düşmanın ne yaptığını görmek değil, ne yapacağını sezmektir. Bir alp her şart altında vuruşmaya hazır olmalıdır. Gecenin karanlığında, ayazın bağrında, ateşin ortasında ve dahi derin suların içerisinde kalabilirsiniz. Görmeseniz bile aklınız ve hislerinizle düşmanın ne yapacağını sezmelisiniz. Ufacık bir çıtırtıda, bir soluk alış sesinde düşmanın nereden geldiğini ve nasıl saldıracağını kestirmeniz gerek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı beyim. Haydi. Şimdi siz talim edesiniz. Haydi. Süleyman nasıldır bu? Bu atı nereden buldunuz alpler? Süleyman nerededir? Beyim, yılan kayalıkları civarında devriye gezerken önümüze çıktı. Tez bu mektupla atı Ertuğrul Bey'e götüresin. Emrin olur beyim. Haydi, haydi, haydi! Biz de tez yılan kayalıklarına gidip iz süreceğiz. Allah vere de Süleyman'ın başına bir hal gelmiyor. Haydi. Alpler siz talime devam edin. Beyim. Konuşmadım hala. Ne ettiysem etmedi. Baygın yatar. Bir kilidi açamadıkça onu güçlü sanırsın. Oysa ki maharet kilitte değil, onu açmayı bilen eldedir. Anahtar yoksa kıracaksın. Gözlerime iyi bak Süleyman. Bu gözleri görenler daha evvel korkudan çatlayıp öldüler. Sen iyi bilirsin. Hain it. Senden zerre korkum yoktur. Gözlerine uyacağım senin. Bir de Süleyman konuşmaz dersin.
Bak nasıl da bülbül gibi şakıyor. İndi de bize babasına götürdüğü ah buyruğuyla onun nerede olduğunu söyleyecek. Ağzım kanda olsa tek kelime etmem. Yanlış topraklara at koşturmaya geldin. Ertuğrul Bey buraları sana cehennem edecek. Bugüne de kasilere ne yaptıysam daha beterini yaşayacaksınız. Alvas da size cehennem olmaya geldi. İlk ateşimle de seni yakacağım. Hoş gelmişsin. Sandığı getirdin nihayet. Getirdim. Ama istediğin gibi değil. Ne oldu hayrola? Sandık kırıldı. İçindeki sıvı dökülünce bütün evraklar yok oldu. Maalesef. Belli ki bu sandık zorlanmış. Sen mi zorladın? Hayır. Vuruşmada oldu. Orada kırıldı sandık. Kaleye geldiğimizde bütün belgeler yok olmuştu. Ertuğrul. Böyle önemli bir sandığı sana sağlam getiremediğim için üzgünüm. Bu dostluğumuza zarar vermesin. Telafi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. İşbirliğinde anlaştığımızdan beri bana her hususta yardımcı oldun. Bu sandık işbirliğimize gölge düşürmeyecek. Lakin şimdi sandıktan daha mühim bir meselemiz vardır. Esas işbirliğini şimdi yapacağız. Nedir? Alınacak. Elindeki her şeyi kaybetti. Zincirinden boşanmış kızgın bir boğa gibi her yere saldıracaktır. Uçbeyliğini aldığım için de evvela benden intikam almak isteyecektir. Senin için yapabileceğin ne var? Ben kendim için gereken ne varsa her şeyi yaptım. Her yerde tedbirimi aldım. Sen de tedbirini alasın. Bu Moğolların dostluğu ayı dostluğu gibidir. Karnı acıkırsa seni de yer. Bir cenk çıkarsa birlikte hareket edeceğiz. İkimiz de elimizdekileri birbirimiz için kullanacağız. Gereken neyse yapacağım. Benimle işbirliği yapmanın neler kazandırdığını gördün. Alınca ezip uçbeyliğini geri aldım. Senin kalene saldırmasına mani oldum. Eğer aklını kullanıp her daim kazanmak istersen aramıza hiçbir şeyin girmesine müsaade etme. Bugün Söğüt'te gördüğün düşmanlar kayanın üzerindeki toz gibidir. Tozlar bir fırtınada uçar. Lakin kaya her daim yerinde kalır.
Anladın mı beni? Şimdi müsaaden Ertuğrul. Kaleme dönmem lazım. Eyvallah. Ertuğrul nerede? İçeridedir. Komutan Dragos. Senin ne işin var burada? Ertuğrul'u mu kutlamaya geldin yoksa? Kutlama değil komutan Alıncay. Kale ile Söğüt arasındaki ilişkileri konuşmaya geldim. Burada bir düzen değişti sonuçta. Kale komutanı olarak görevimi yaptım. Benim değiştirmediğim düzeni kimse değiştiremez. Hem seninle işbirliği yaparız. Bir derdin varsa bana gelirsin. Benden habersiz. Söğüt'ü alan biriyle benden habersiz görüşme ki kafamdaki tilkilere bir kuyruk daha bağlanmasın. Tilkiyi canından eden postu, insanı canından eden hain dostudur. Benim verdiğim hükmü ancak benden daha ulu biri değiştirebilir. Burada benden daha ulu biri var mı ki? Düzen değişmiş. Adalet vardır Alınca. Adalet her şeyi hak ettiği yere geri koyar. Hakkım olanı geri aldım. Seninle bir anlaşma yapmıştık Ertuğrul. Sana obanı, otağını geri verdim. Lakin sen zorla almışsın uç beyliğini. Sana vakti gelince kılıç hakkımı geri alacağımı söylenmiştim. Şimdi de sözümde durdum. Benim töremde kılıç hakkı gene kılıçla geri alınır. Eğer buraya hesap görmeye geldiysen hazırlıklıyım bilesin. Sana demiştim. Bize uzanan el dostlukla uzanırsa sıkar, düşmanlıkla uzanırsa keseriz.
Sana nektin zayatmek. Hem fikir insanların kaderi birdir. Biz nasıl cihanı fethettiysek, sen de kendi hakkını öyle almışsın. Alacadoğanlara karşı yuvasını pençeleriyle muhafaza eden bir kartal gibi muhafaza edersin kılıç hakkını. Bana da böyle beyler gerek. İkimizin de kaderi bu söğütte birleşti Ertuğrul. Senin için bu söğüt ne kadar mühimse, benim için de buraların emniyette ve yaraşır ellerde olması mühim. Bu sebeple Uç Beyliği senindir. Lakin bunun şartı vardır, bilirsin. Neymiş o? Vergiler bizim usulümüzle alınmaya devam edecektir. Biz ne miktar koyarsak o verilecektir. Kabul. Sana verdiğim bütün sözleri yerine getirdim. Sandığı da, keykavusu da sana sağ salim teslim etti. Benimle anlaşmak sana her zaman kazandırdı alıncak. Lakin keykavusu da, sandığı da elinden kaçırmışsın. Şimdi ne edeceksin? Nökerlerim dört bir yanda gece gündüz ararlar. Şimdi ben de peşlerinden gideceğim. Berke Han'ın adamlarını ele geçireceğim. Havada uçsalar vurur, denizde yüzseler boğarım. Yalnız avcıyı değil, ona avı gösteren izcileri de bulacağım. O vakit avlan gerçek sahibi kimmiş, herkes görecek. Lakin temkinli olasın alınacak. Av peşinde koşan her aslanın tepesinde onu pençelemek için uçan bir kartal vardır. Söyle kurtul. Babana götüreceğin ah mektubu nerede? Onu nerede teslim edecektin? Babamdan. Hiç gibi korkarsın değil mi Albastı? Merak etme. Sen onu bulmadan o seni bulacak. Sen onu bir kere göreceksin. Sonra kimseyi görmeyeceksin. Kuyruğunu kıstırıp dağlara kaçan babam mı yapacak bunları? Eğer söylemezsen seni o bana gönderirim. Lakin ölü olarak. Senin gibi hainlerin elinden gelen ölüm şehadet değil mi zaten? O vakit durma. Tez öldür beni. Benden can çıkar. Sır çıkmaz. Öyle mi? Bakalım aslan dişlerinin arasına aldığımda kafanı aynı şeyleri diyebilecek misin? Nöbetçi! Oh.
alınca kime kılıç çektiğini anladı. Aklı başına gelmeyeydi, o kılıcı çoktan sallardı o. Lakin beyim, bu durulmayacak gibi. Nasıl olsa Keykavus'la sandığı bulamayacak Artuk Bey. Kendi kellesini kurtarmanın peşine düşecektir. Biz yine de tedbiri elden bırakmayacağız. Alıncağı da, Dragos'u da adım adım bitirmeye devam edeceğiz. Sandığı da kırmışlar beyim. Belli ki içindekileri ele geçirip bize ihanet etmek istemişler. Onlara da kılıcımı indirdim Artuk Bey. Lakin başlarını kesmek için değil, aralarındaki bağı kesmek için. Kendi içlerinde birbirlerine düşsünler ki bizim işimiz daha da kolay olsun. Müsaade var mı beyim? Gel hele Zangoç. Beni emretmişsiniz. Zangoç, emirlerimizi bir bir yerine getirip kaleyle irtibatımızı sağladın. Selcan Hatun'un başına gelenleri de haber ettin. Kulakların baykuş gibi işitip, gözlerin şahin gibi görür. Tanrı çok merhametli beyim. Sırtımda kan burumu olabilir ama gözlerim iyi görür, kulaklarım iyi işitir. Bunu hak ettin. Al bakalım. Eline ne oldu Zangoç? Hiç sormayın beyim. Çok talihsiz bir kaza yaşadım. Kaynar su döküldü. Aç hele Artuk Bey bir tetkik etsin. Hiç gerek yok beyim. Artuk Bey'i uğraştırmaya hiç gerek yok. Gel hele gel. Beyim. Lanet sıvıdan dolayı elimin yandığını anlarsa açığa çıkabilirim. Kaynar suyu da Kuranos. Geçmiş olsun Zangoç. Sana bir merhem hazırlayacağım. Sağ ol be. Sağ ol. Buyur hele. Sağ ol be. Sağ ol. Sağ ol be. Gizli sandıktan dökülen sıvı mı yakmış elin Artuk Bey? Beyim, ettiğim tetkike göre elindeki yara kaynar su yanığına benzer. Bu işin içinde bir iş var Artuk Bey. Zangoç'un bu işlerle münasebeti nedir anlayacağız. Zangoç'tan gözümüzü ayırmayacağız. Vakti gelende bütün karanlıklar aydınlığa çıkacaktır beyim. 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 Hele bir avluya gelesin. Mühim bir hadise vardır. Hayır olsun Bamsı. Nerede bulmuşlar? Devriye atları ormanda bulmuşlar atı beyim. Turgut'a götürmüşler.
Turgut da Süleyman'ın başına bir şey gelmiş olabilir diye peşinden gitmiş. Elindeki af buyruğunun peşine düştüler. Onu almak için kaçırdılar Süleyman'ı. Ya, buyruk buradaymış, heybeden çıkmış beyim. Buyruğun elimizde olması yetmez Bamsı. Tez Süleyman bulunmalı. Kim yapar ki bu işi beyim? Bu af buyruğunun günü o da beyime ulaşmasını istemeyen kim varsa o. Turgut nereye gitmiştir? Yılan kayalarına doğru gitmiş beyim. Buyruk sana emanettir artık bey. Onu tez günde o da beyime ulaştırasın. İmkili kopadan kimsenin haberi olmasın. Buyruk beyimindir. Hadi tez çıkalım. Haydi, haydi. Çözülmedi mi dilin hala? Adamı öttürdüm. Benim işkenceme dayanacak baba yiğit yok bu cihanda. Elbette ötecek. Bulabildiniz mi? Süleyman'ı korumaları için vazifelendirdiğimiz atlarımızı şehit etmişler beyim. İzler geriden başlar, mağaralar civarına doğru devam eder. Onu konuşturmak isteyeceklerdir Turgut. Bir an önce yetişmemiz icap eder. Süleyman'ın canına kıymadan onu kurtaralım. Eyvallah beyim. Hala kendine gelemedi. Yaralarına tuzlu su dökesin. Acı onu kendine getirir. Kaldıysa orayı da ısırıp yok edelim. Yoksa diyesin gayrı. Af kağıdı nerede? Onu nereye götürecektin? Ertuğrul Bey. Bütün hainler ezdi. Seni de ezecek. O
kafandaki yaralara kızgın demir basalım da belki o vakit aklın başına gelir. Konuşmayacaksın ha? Deli böyle. Dilini dağladı konuşmamak için. Yılan mağarası yukarıda. Atları burada bırakacağız. Tuzak olabilir. Atlar, mağarayı kuşatasınız. Cenge de hazır olun. Sen Şükret bu hallarıma. Bir vakitler beni tanıyaydın, beni gördüğün yerde kaçacak delik arardın. Vallahi belli Selcan Hatun. Daha gelir gelmez bütün hatunlara en başta da bana kök söktürdün. Sırma Hatun'u nasıl kötekleyip haddini bildirdin? Az bile ettim o soykırığa. Deli baş taylar gibiydim ben. Ruhumu temizlemem yıllarımı aldı. Gün doğduma da, anama da, Süleyman Şahıma da ve dahi Ertuğrul Bey'ime de çok çektirdim. Onların Ali Cenaplığı sabrı olmayaydı, beni evlatları, kardeşleri gibi bağırlarına basmayalardı, kim bilir imdi nerede, ne halde olurdu. Bir bey hatunu olmayı onlardan öğrendim. Bir bey hatunu nasıl davranır onlar öğretti bana. Çorak bir hatunken ardı ardına Allah'ım iki yiğit evlat nasip etti. Muradıma erdim. Süleyman'ım, İltekin'im. Çok şükür. Rabbim evlatlarına ömür versin. Uzun ve mutlu yaşayasınız inşallah. Amin. Hep birlikte inşallah. Amin. Gayrı Süleyman'ım tez vakitte babasının yanına varsa, Ertuğrul Bey'imin o soysuzun elinden söke söke aldığı af beratını babasına ulaştırsa, hepsi burnumda tutarlar Hafsa Hatun. Gün doğdum, evlatlarım. De hadi. Az laf çok iş. Obamla topraklarımıza dönmeden tez bitirelim işleri. Haydi bismillah. Daha da bunun ağzından laf çıkmaz. Demek öyle. Dili olmayanın kendine de lüzum yoktur o vakit.
yol bastının gerçek yüzünü görenler bir daha kimseyi göremezler. Ellerine sağlık. Hepimizin. Sahibi Allah'ım bizi türlü felaketlerden koru. Rahmetin üstümüzden esirgemezsin ya Rabbim. Ah! Selcan! Kızım! Kızım ne oldu sana? Eyvallah! Yüreğim sıkıştı ya. Helal durasın. Süleyman'ım, nasıl kıydılar sana yiğidim, ha? Nasıl kıydılar sana? Süleyman'ım. Nasıl kıydılar sana? Civan gibi yiğidi kanaplamışlar. Dayanmış aslanım. Onun için eziyet etmişler ona. Yiğit de can vermiş. Bir gün doğdunun körpe oğlunu öttüremedin. Söğüt'ün toprakları sana albastılığını unutturmuş. Ötmemek için kendi dilini dağladı. Gebertmeyip de ne yapaydım? Hem bu topraklarda sana alıncaklığını unutturmuş anlaşılan. Madem Ertuğrul'a uç beyliğini geri verecektin, o vakit ne diye Söğüt'e gittin? Hükmünü çiğnedi. Sen hiçbir şey yapmadın. Göğsünde yangın olsa da
dumanını burnundan çıkarmayacaksın ki düşmanın ağzından çıkacak ateşi bilmesin. O ateş Ertuğrul'u yakıp kül etmezse kendi kendimizi yakıp kül edecek. Bilesin komutan. Dolu küsemiş, net ok dal. Yedi ölç, bir doğra. Cengi cenk meydanından evvel akıl meydanında kazanacaksın. Ertuğrul bize bir oyun etti. İtibarımızı sarstı. Biz de ona aynı oyun edeceğiz. Ne yapacaksın? Kartalı vuran yine kendi tüyünden yapılan oktur. Ertuğrul dışarıdan gelecek saldırılara karşı her daim hazırlıklı. Biz de ona içeriden saldıracağız. Ailesiyle yapamazsın. Alpleri ise ona sımsıkı bağlı. Nasıl olacak bu iş? Erin aklına işleyen avrattır. Ertuğrul'un alplerinin kanına avratları üzerinden gideceğiz. En yakın adamları kimdir? Artuk Bey, Turgut ve Bamsı. Artuk olmaz. Turgut'un da avratı yoktur. O vakit Bamsı. İlbilge, Umur Bey'in kızı. Sırma, Albastı'nın bacısıdır. Bacın Sırma Hatun'a gerekenleri söyle. O ne yapacağını bilir. Onun gözünün değdiği yer güneş gibi yakar. Dilinin değdiği yerse yıldırım gibi dağıtır. Sen de Kaya Obası'na taziyeye git. Malum Uç Bey'in yeğeni öldürülmüş. Yanlarında olasın. Peki sen ne edeceksin? Berke Han'ın adamları Bizanslılardan teslim alırken geldiler. Kızılçam ormanında pusu kurdular. Bu kadar şeyi evvelden bilmeleri onların gücüyle olamaz. Bizim de zafiyetimiz var. Hem de çok büyük bir zafiyetimiz. Nasıl yani? Kitlediğimiz tüm kapılar düşmanlara açılmaktaysa o vakit içimizde hain vardır. Evvela o haini bulacağım. Yapacağız beyim. Yuvasından çıkan yılanın başını atmaca gibi kapacağız. O benim yeğenimi aldı. Ben onun soyunu kurtaracağım. Destur var mıdır? Buyurasın.
Kolay gele. Hoş geldiniz diyeceğim. Lakin obaya her gelişiniz ayrı bir fitne rüzgara estirir. Hayırdır inşallah. Hafsa Hatun, ne etsek de şunları kaldırsak maazallah göz değip nazara gelmesinler. Maşallah. Pek bir güzel olmuşlar. He, olurlar. Hatunlara kadreden, obaya zulmeden olmayınca evvelallah güzel olurlar. Kardeşlerin arasındaki husumet felakete delalettir Selcan Hatun. Biz de bu sebepten geldik. Gayrı yaşananları unutup birbirimize kenetlenmemiz icap eder. Sizinle kenetlenip dost olmak demek, yılanla çuvala girmek demektir İlbilge Hatun. Ben ne yapanı unuturum ne de yapılanı. Hoş gelmişsiniz hatunlar. Neyi böyle ayakta eğleşip durursunuz? Oturasınız hele. Hepimiz zor şeyler yaşadık Ayman'a. Birbirimizi yok yere kırıp döktük. O zor şeyleri yaşayan biziz. Size ne ola ki? Bizim obamız, otağımız basıldı. Benim oğlumun, yeğenlerimin canına gözümüzün önünde kastedildi. Size ne ola? Müsaade et de dinleyelim kızım. Dur bakalım. Her dağın dumanı kendinedir Selcan Hatun. Moğolların size gadretmesi, çektiğiniz çileler, gördüğünüz eziyetler bizi memnun etti mi sanırsın? He, iki bacı pek memnun görünürdünüz. İmdi ne değişti? Değişen bir şey yoktur. Moğollar size daha fazla zulmetmesin diye. Ağabeyim, otağınızı korumak için alınca bile karşısına aldı, bilmez misin? Umurlarla kayılar, sırtı sırta vermesi gereken iki koca dağdır. Et tırnaktan ayrılır mı? Hadi Moğol dedik, geçtik. Moğol zulmünü anladık. Ya ağabeyin olacak Bey Bolat'ı ne edeceğiz? Ağabeyin oğlumu herkeslerin içinde tokatlamadı mı? Üstüne zindana atmadı mı? Beni kırbaçlamaya niyetlenmedi mi? Maziyi konuşmanın kimseye faydası yoktur. Bak, sırmanın yaraları da hala tazedir. Lakin biz diz kırıp otağınıza geldik. Geldik ki istikbale bakalım. El ele verip bahtiyar olalım. Ablam doğru söyler. Yaralarım tazedir. Lakin acısından yana şikayetim yoktur. Zira çektiğim acı hatamı yüzüme vurur. Bu musibet bana iyi nasihat oldu. Ben de hata ettim. Nahak yere sizlere çıkıştım. Bana verilen mesuliyetin arkasına saklanıp tüm Kayı Obası hatunların gönüllerini kırdım. Zira hatalar küçükler içindir. Büyüklere affetmek yaraşır. Beni affedin.
Madem ki pişmanlık duyup nedamet getirirsiniz, o vakit Selcan Hatun'a da bize de sizi affetmek düşer. Bundan böyle mazideki kötü hadiseleri düşünüp didişmenin yerine önümüze bakalım. Birliğimiz ve beraberliğimiz için ne gerekirse yapmaya hazırız. Yeter ki ayrılık gayrılık olmasın. Ana, müsaaden olursa Kelime annenin ihtiyaçları için Söğüt'e varmam lazım gelir. Malum, işleri tez vakitte bitirmek gerek. Tabii kızım, olur. Sen işinden kalma. Hadi uğurlar olsun. Ertuğrul eski gücüne kavuştu. Alıncağı bile uç beyliğini kabul ettirdi. O artık bizim ortağımız değil. Neden? Çünkü güçlenmiş bir Ertuğrul bizim işimizi her zaman zora sokar. Alıncak'la Ertuğrul düşman yapıp onları savaşır hale getirmeliyiz. Bu bize ne kazandıracak? Hem Ertuğrul'un dostluğunu kazanmışken ve onun gücünden yararlanabilecekken bunu niye yapalım? Saçmalama. Niyetimizi ne çabuk unuttun? Bizim amacımız Ertuğrul'u Söğüt'ten silmek. Onun dostluğunu kazanmak değil. Ertuğrul'un bize ihtiyacı kalmadı. Hedefini yine bize doğrultacak. O bize gelemeden biz onu yok edeceğiz. Yanlış zamanda hareket ediyoruz efendim. Ertuğrul, Beybolat ve Alıncağı bile darmadağın etti. O bizim tahmin ettiğimizden çok daha güçlü öyle. Ve içinde bulunduğumuz durum onunla dost olmamızı gerektiriyor. Yoksa Ertuğrul değil. Biz yok olup gideriz. Eğer ağzından bir kez daha dost lafını duyarsam bu söylediğin son söz olur. Şimdi cesur bir komutan ol ve dediklerimi yap. Hoş gelmişsin Selcan Hatun. Sağ olasın Dumrul. Pazardan aldıklarımı bir arabaya yükleyip obaya götürüver, olur mu? Emredersin Selcan Hatun. Ertuğrul Bey nerededir? Ertuğrul Bey'imin mühim bir işi çıktı Selcan Hatun. Akşam olmadan obaya dönecektir. Hayırdır Dumrul? Ne önümde dikilip durursun? Hayırdır? Kandil ışığına tutulmuş tavşan gibi bön bön bakarsın. Yüzün kirece, dilin perteye dönmüş. Ne oldu? Süleyman. Süleyman'ın atı neden buradadır? Gayele, neden buradadır dedim? Selcan Hatun, ben... Yettiniz gayrı! Diğer ele oğlum nerededir? Ertuğrul Bey nerede? Oğlum neden burada değil?
Selcan Hatun. Selcan Hatun. Selcan Hatun. Artuk Bey. Artuk Bey diyesin hele. Süleyman'ın atı neden buradadır? Ertuğrul Bey niye yoktur de bana. Bir şey mi gizlersiniz benden? Altlarımız dün... Süleyman'ın atını ormanda bulmuşlar. Ertuğrul Bey nereye gitmiştir de bana hele, Süleyman'ım nerede de. Selcan Hatun, Ertuğrul Bey'imiz Süleyman'ı bulmak için yola revan olmuştur. Bulacaktır onu. Gayrı burada duramam mı? Duramam mı? Selcan Hatun. Selcan Hatun. Selcan Hatun. Selcan Hatun bir dinleyesin. Sakin olasın. Ertuğrul Bey'im onu bulmaya gitmiştir. Elinden bir şey kaçmaz bilirsin. Onu bulur bulmaz ilk işi obaya getirmek olacaktır. Sen de obaya gidersin. Selcan Hatun dinleyesin hele. Çekil! Selcan Hatun! Haplar, Selcan Hatun'u yalnız komayasınız. Ters peşinden gidesiniz. Haydi! Haydi haplar! Olsun inşallah. Kızağın üstünde biri var. Nene. Şehidimiz mi var? Kim? Yetişemedik ana. Canına kıymış kansızlar. Thank you.
arkadaşım. Söyle. Ay nasıl kıydılar, nasıl kıydılar ya? Ay gün doğdu mu diye bak çiçeği hangi hoyrada kopardı seni Allah'ım. Ben öyleydim neden? Ben öyleydim neden sana sevdim? Ay yiğidim. Ay kralı kuzum. Sana bak. Haydi Alpler. İçeri taşıyalım. Ay. Yiğidim, yiğidim. Ay kuzum. Ay benim yiğidim. Ay benim Süleyman. Ay benim fidanım. Oh Allah. Yardım et. Biz şimdi anana ne diyeceğiz? Hangi kelam? Hangi teselli? Onun yüreğindeki yangını söndürür. Hangi ananı söndürür? Oy nene. Oy. Allah'ım. Selcan Hatun nerededir? Kilimhanenin ihtiyaçlarını görmek için Söğüt'e gittiydi baba.
Ah gitti dağ gibi yiğidim. Gitti. Oy benim cimanım. Kara Yağız tuğum benim. Ah ne yapacağım? Oy ne yapacağım? Allah'ım. Allah'ım. Oy kuzum. Oh. Neden ettin kendini? Hadi gel otur şöyle. Ay cimanım gitti. Yiğidim gitti cimanım. Cimanım gitti Allah'ım. Oy nasıl kıydılar? Nasıl kıydılar? Nasıl kıydılar? Ah. Oy. Oy benim. Ah, bu bir tas su ne işe yarar kızım? Akça Nehri'nin suyunu içsem içimdeki yangını söndürür mü? Söndürür mü? Oy. Ay, ay. Ah. Ah. Oy. Ah. Ana. Ana kurban. Yoksa? Ertuğrul Bey. Başımız sağ olsun. Kim yaptı bunu? Moğla köpekli geden
Avvasta denen soysuz yaptı. Gözünle gör Beybolat Bey. Senin iş tuttuğun dibinden ayrılmadın. Moğol soysuzu ocağıma ateş düşürdün. Selcan Hatun, acımız büyüktür. Lakin cenazenin başında söylenecek sözler değildir bunlar. İntikamımız acımızdan daha büyüktür. Albastı ettiğini bulacaktır. Benim koç yiğidim gitti ya. Emmileri, kardeşleri bunun hesabını soracaktır. İntikamınız intikamımızdır. Bu hususta her ne gerekirse yaparız. Kimsenin ettiğini de yanına bırakmayız. Buyurmuş hanımız? Kaleye gitmemizi, lakin savaşmaya değil, anlaşmaya gitmemizi buyurur. Bizans'ın köhne taşlarını başına yıkacakken, son anda Hülagü Han'dan buyruk geldi. Keykavus'u Bizanslardan teslim alacağımız yere, Berke Han'ın adamları baskın yaptı. Ne yazar mektupta komutan? Nökerlerimi öldürüp Keykavus'u kaçıran Ertuğrul değil, Berke Han'ın adamlarıymış. Kayı obasını önündeki bu ataş gibi yakacakken son anda casuslardan haber geldi. Yürümek isterim. Ayağımı bağlarlar. Görmek isterim. Gözlerimi kapatırlar.
vurmak isterim. Elimi tutarlar. Bunlar rastlantı değil. Bunu yapan bir güç. Yapacağım her şeyi benden evvel bilen bir güç bu. Bize benzeyen lakin bizden olmayan biri. Bana geleni benden bile evvel gören biri. Bunlar ancak bir yerde olar. Bize haber getiren ulakların içinden. Şimdi o zehri içimden söküp atma vakti. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tekulu limen yuktelu fi sebilillahi emvat. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Bakara suresinden okuduğumuz ayeti kerimelerde Rabbimiz buyurur ki, Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, lakin siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneyeceğiz. Sabredenleri müjdele. Onlar ki başlarına bir musibet geldiğinde biz şüphesiz Allah'a aitiz ve şüphesiz ona döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet bunlaradır. Ve doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Allahü Teala bizi bu müjdeye nail olanlardan eylesin. Ey Allah'ım! Alnımız terleyip inlememiz çoğaldığında, tabipler dahi canımızdan ümidini kestiğinde bize rahmet et. Amin. Allah'ım! Soluğumuz kesildiğinde
göz kapaklarımızın gözlerimizi kapattığı gibi toprak bizi örttüğünde, yarenlerimiz bizi terk ettiğinde, verdiğin türlü nimetler bizden alındığında bize rahmet et. Amin. Allah'ım, ismimiz unutulduğunda, cismimiz çürüdüğünde, kabrimiz kaybolduğunda, amel defterimiz kapandığında bize rahmet et. Amin. Amin. Allah'ım, sırlar açıklandığında, kalptekiler de dahil, gizliler aşikar kılındığında, teraziler ortaya konulduğunda bize rahmet et. Amin. Senin rızan için yola çıkan, senin davan için canından geçen, tertemiz bedenlerini kalkan ederek, canlarını din-ü devlet için, yurdu için feda eden yiğitleri engin rahmetine tevdi ediyoruz. Rahmetinle mukabele eyle. Amin. Onların aziz ve mukaddes hatıralarına sahip çıkmayı, geriden gelen nesli de onların şiarlarına göre yetiştirmeyi bize nasip eyle. Amin. Ya Rahman, Ya Rahim, merhametine sığınarak senden diliyoruz. Kutlu Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine dualarımızı lütfen ve keremen kabul eyle. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. İmdi öfkenle hareket edersen daha çok masumun kanına sebep olursun. Bir kere firar etmişim. Gidip teslim olmam. Seni bile bile ölüme gönderemem. Allah'ın yarattığı hiçbir kul böyle soysuzca bir ölümü hak etmemiştir. Bu nasıl vicdansızlık? Bu nasıl gaddarlıktır? Bu nasıl töre bilmezliktir? Elleri kırılası soysuz. Bir de Türk olacakmış. Soykarasının tekiymiş bu albastı. Süleyman da çok halsizlik etmişti. Lakin Allah taksiratını affetsin. Ne vakittir senin dilinde, yüreğinde ısırgan otları türedi sırma. Gencecik bir yiğit ölmüş. Sen hala mazinin hesabını tutarsın. Yeter! İki lokma aşı boğazıma dizdiniz. Ağabey. Kimdir bu albastı ağabey? Neden, kimden güç alır da yurt tuttuğumuz toprakları kana bular? Eğer buraların Uç Bey Ertuğrul Bey ise albastıyı bulmakta ona düşer. Bundan zerrece şüphem yoktur. Müsaadenle. İbilge. Onların dilleri, gönülleri bize ne kadar bilenirse bilensin,
biz cenazelerinde yanlarında olacağız. Dinimize de, töremize de, obamızın beyine de yakışan budur. Size afiyet olsun. Metin olasın yenge. Süleyman yiğit bir alpti. Mücadelesi hak. Çıktığı yolculuk kutluydu. Süleyman sırrımızı vermediği için öldürüldü yenge. O Alpaslı denen melun, Süleyman'ın ağzından tek kelam alamamış olacak ki, bu işkenceleri etmiş. Ağzındaki, bağrındaki bunca yanı bundan ötürü değil mi? Muhafaza edemedim yenge. Hakkını helal edesin. Asıl sen tasa etmeyesin beyim. Sen emmiliğini de gösterdin, beyliğini de. Ben buna burada da şahidim, ahirette de. Bir değil, bin albasta olsa başımıza eğemez. Benim bir değil, bin oğlum olsa nizam-ı alem ve ilahi kelimetullah davasına feda olsun. Sanma ki oğlumun şehadetinden ötürü gam tutarım. Acımı içime akıtırım beyim. Bundan gayrı yas tutma vakti değildir. Bundan gayrı yalnız intikam vaktidir. Albastı mıdır, neyin nesidir bilmem lakin Hızır gibi yetişip beklediğimiz adaleti getirmiştir. İmdi göreyim onun uç beyliğini. Ertuğrul da yeğenin canını koruyamadı. Utancından kavrulup dursun. O Selcan yılanı da hak ettiğini buldu. Ertuğrul'un uç beyliği de, afrası da, tafrası da üç kulaç yerin dibine girmiştir. Uçsuz bucaksız kıraçta tek başına yıldırım çeken ağaç gibiydi. Ne yaptı etti? Belayı üzerine çekti. Lakin Albastı denen adamın eli Ertuğrul'un otağına, evlatlarına daha çok uzanacak gibi ağabey. O vakit o eli yalnız bırakmak bize yaraşmaz bacım. İşini bilen o eli öpüp anlama koyarım ben. Hele ki düşmanlarıma musallat olmuşsa. O vakit bırakalım Albastı denen adam. Ertuğrul'la ne hesabı varsa görsün. Ertuğrul'u en zayıf yerinden vurmak da bize düşsün. Ne yapacağız ağabey?
Ertuğrul'un en zayıf yeri bel bağladıklarıdır. Onların bellerini bir bir kırarsak Ertuğrul'un eli ayağı da işlemez olur. Nasıl kıracağız o beli? Bamsı'nın hatunu Hafsa. Onunla aranı iyi tutasın. Sen onu ne kadar doldurursan o da Bamsı'yı o kadar doldurur. Sen nasıl yapacağını iyi bilirsin bacım. Sen merak etme Esin ağabey. Onların ağızlarından girip burunlarından çıkarım ben. Müsaaden var mıdır beyim? Gel Batur Alp. Beyim, komutan Alıncak bu mektubu Ulak'la gönderdi. Vay vay vay. Hayırdır beyim? Alıncak nihayet gözlerini açtı. İşlerinde hain olduğuna dair ipucu bulmuş. Nasıl olur beyim? Bunca vakittir Hülagü Han'dan geldiğini zannettiğimiz emirler bir tuzak olabilirmiş. Kim yapar bunu beyim? Kim? Nasıl yapar? Ben derim ki bu işin ardından da Ertuğrul çıkacaktır. Adamlara söyle, hazırlıklarını yapsınlar. Gayri haini bulma vakti gelmiştir. Süleyman'ın vazifesini, gittiği yeri bilenler belliydi. Daha dün bir, bugün iki beyim. Buyruğu veren Alıncak'tı. Alıncağın malumatı dahilinde Albastı harekete geçmiş olmalı. Albastı iti Süleyman'ın vazifesini başından verebilirdi Turgut. Bu nasıl olur beyim? Albastı hep Alıncağın yanında mıydı? Başından beri buradaydı Bamsı. Söğüt'te. Gölge gibi peşimizdeydi. Bunun başka izahı yoktur. Alıncağın kuyruğunu kıstırıp uçbeyliğimi tanıdığını söylemesi. Keykavus'un peşinden gittiğini söylemesi. Hepsi bir yalandı. Şimdi Alıncak saklandığında benimle hesaplaşmak için bekler. Bunun için elinde kalan nökerlerini hazır edecektir. Albastı ise her türlü hileyle üstümüze salmaya devam edecektir. O vakit Alıncağın inini bulursak Albastı itini de buluruz. Bizi ona götürecek iz bellidir. Kimdir o beyim? Bey Bolat Bey. Alıncak da burada en yakın olan odur. Mutlaka onun irtibata geçecektir. Eğer bu hainlikten haberi varsa, bilip de susmuşsa, bu elbet aşikar olacaktır. İşte o vakit benim gözümde Alıncak'tan da Albastı'dan da hiçbir farkı kalmayacaktır. Ne onu ne de obasını affetmeyeceğim. Mergen'e haber gönder. Alıncak nerede öğrensin? Buyruk senindir beyim. Buyruk senindir. Komutan Alıncak'tan mektup var. Bu mektup Hülagü Han'a gidecek. Yer gibi esip götüresiniz. Komutan Alıncak'ın emri başım üstüne. Mektubu Tebriz'e götürecek ulakları bizzat ben teslim edeceğim.
Ertuğrul'a ancak Albastı'nın elinden görklü bir ölüm yaraşır. Komutan Alıncağ'ın Hülagü Han'a gönderdiği mektubu kime götürür? Hele diyesin ki Albastı da bilsin. Albastı. Yoksa Ertuğrul'a mı götürürdün ha? Konuş. Konuş soysuz köpek. Gel hele gel. Gel de kulağına fısıldayayım. Korkak. Katlana ferman verdiğin masumların bile yüzüne bakacak cesaretin yok senin. Ağzımdan tek kelime alamayacaksın. Benim yüzüm kılıcımın keskin yüzüdür. Öyle diyesin. Mektubu Ertuğrul'a mı götürürdün? Konuş ki ölümün elimden hoş olsun. Bir tek senin gibi bir sefil katilin sonunu göremeyeceğim yavrum. Alın bu iti bağlayın. Komutan Alıncak'la bana anlatacağı çok şey var. Mürvetini beklerken şehadet nasip oldu yiğidime. Yenge. Bilirim. Belki Süleyman abinin acısını dindiremeyiz. Onun yerini dolduramayız. Lakin bizi de evladın gibi görürsün. Can Osman. Yiğit Osman. Ben sizi evlatlarımdan ayrı görmem. عليك يا سيدنا وسندنا ومولانا الله الصلاة
aleyke ya seyyidena ve senedena. Vakit gelmiştir yenge. Demek kara toprak yiğidimi kucaklamayı bekler beyim. Ecel aldı, er gizledi. Fani dünya kime kaldı? Hanı Hülagü'nün komutanına oyun etmek ne demekmiş göreceksin. Söyle, mektubu kime götürürdün? Benim içinize sızacak kadar yaman bir casus olduğumu anladıysan, konuşmayacak kadar çetin olduğumu tahmin edersin. Thank you.
Sen de beni tanırsan, çetin kayaları nasıl un ufak edeceğimi iyi bilirsin. Adım adım, ibretli sonuna yürürsün Alıncak. Hepiniz gebereceksiniz. Hepiniz. Kim sana bunu yaptırdı ha? Söyle. Söyle. Hülagü Han'ın mektuplarını kim değiştirdi ha? Ertuğrul mu? Damarlarından kan değil, korku akar Alıncak. Korku. Senin gibi Hülagü Han'ın kudretli bir komutanını ne hale getirmiş böyle? Bir avuçluk söğütün uç beyinden korkar olmuşsun. Hepiniz, hepiniz gebereceksiniz. Hepiniz gebereceksiniz. Zalimler üzerimize zulüm yürüttü, baş eğmedik. Hainler içimize çöreklendi. Sırtımızdan vurdu, yere düşmedik. Bizi yıldırmak isteyenler bilecek ki biz şehadeti yol, yolda karşımıza çıkan zorlukları bal eyledik. Kutlu davamız yolunda kara toprağa verdiğimiz her yiğit, diriliş çınarına verdiğimiz bir can suyudur. Toprağa bir yiğit ekilir, bin yiğit filizlenir. Andolsun ki eğer bütün hainlerden intikam almazsak, bu gök gibi kılıcım bedenime dalsın, kızıl kanıma bulanıp çıksın. Gök girsin, kızıl çıksın. Gök girsin, kızıl çıksın. Gök girsin, kızıl çıksın. Thank you.
Thank you.